ya, biz şey arıyoruz. Şu ayıp şey. He, yanlış geldiniz efendim. Ha, direkt gidiyor. Tamam, tamam. Önce sırtı sapan. Direkt Sardere'ye. Sardere'ye. Öğrenmek öylesine heyecanlı bir serüven ki bir kez başladığında bir daha durmuyor. Günümüzde sahip olduğumuz her bilginin temelinde merak ve ilginin payı büyüktür. Bana göre insanlığın çıra ışığından lazere giden yoldaki en büyük silahı hayal gücüdür. Seyahat etmek, hayal gücünü geliştirip besleyen önemli bir tercihtir benim için. Yaşadığımız dünyada, bilimde, kültürde bir farklılık yaratacaksak, bunu mutlaka kendi kültür ve bilgi birikimimizle başarabiliriz. Dünyanın üstündeki kuzey kutbuna yürüyerek gitme fikri daha çocukken düşlediğim bir seyahatti. Hep dedeme sorardım, niye her yerde şehir isimleri var, burada yok? O da anlatırdı, işte orası buzdur, şudur, budur, ama ben de hep merak ederim. Ben bir gün kendim gidip orayı göreceğim derdim ve hakikaten bir gün itip kuzey kutbunu gördüm. Yolculuk ve hayal benimdi. Ama sonuçta bu davranışım, yaşadığım ülkede başka insanlara dünyayı merak ettirecek pencereler açacaktı. Dünyanın neresine gidersem gideyim, dönüp geleceğim, benim diyeceğim, kendimi güvende hissedeceğim bir yerin olması, bu yerin de Anadolu'da olması benim için büyük şans. Anadolu öyle bir coğrafya ki, yüzyıllar boyunca anlatsak da bitiremeyeceğimiz destanların ana yurdu. Yıllar çok hızlı tükeniyor. Dün diye hatırladığım günlerle bugün arasındaki fiziksel değişikliğimi hissediyorum. Hızla değişen hayatın içinden görüntüleri fotoğraf ve film karelerine hapsederek donduruyorum. Bu kareler ileride meraklısının gözünde yeniden canlanacak ve yaşadığımız dünyayı uzun tariflere gerek kalmaksızın meraklısına anlatacak. Ben Anadolu'nun görsel bir coğrafya envanterini hazırlıyorum. İklimler, öyküler ve yollar arasındaki her seyahatimin sonu, inim dediğim evimde bitti. Orada tüm yorgunluklarımı atıp, hayatı yeniden algılayacak bilgiye de sahip oldum. İlk taşından son çivisine kadar elimin değmediği tek bir parçanın olmadığı bu yerde gerçekten yaşadığımı hissediyorum. İnimde geçirdiğim zamanın çoğunda o kadar yoğun çalışıyorum ki günlerin nasıl geçip gittiğini anlayamıyorum. Ve yine bir gün gitme zamanı geliyor. Gitmediğimde biliyorum ki büyüyen meraklarımı gidip öğrenmekten başka hiçbir şey dindirmeyecek. Bir dağın başında rastladığım bu taşların heybeti, konumu, düşünen hangi insanın hayal gücünü tetiklemez ki? Bu devasal, muntazam şekilli taşlar nasıl bir sürüklenmeyle buraya geldiler ki böyle yuvarlak bir hal aldılar? Bir zamanlar taş toprak diye baktığım her şey, öğrendiklerim sayesinde benimle konuşmaya başladı. Onların sesini duyduğumda da
yeryüzünde baktığım her çizgi başka bir anlam kazandı. Zaman çok hızlı geçiyor. Zamanı durduramayacağıma göre, zaman içinde kat ettiğim mesafeyi azaltabilir ve detayları fark ederim diye düşünüyorum. Ben bu yavaşlatmayı en güzel başka insanların hayatına tanıklık ederken yapabiliyorum. Hayatlarına tanık olduğum insanlar, balığın ıslak olduğunu bilmeyişi misali, kendi yaşadıkları zorlukları görmezden gelerek benim onların hayatı içindeki zorluklara nasıl adapte olduğuma şaşırdılar. Onlara göre kentin birinden gelmiş ve alışkanlıkları kendilerinden farklı bu adamın, onlarla birlikte yerin yüzlerce metre altına inmesi bir mucizeydi. Oysa onlar bu mucizeyi her gün yaşıyorlardı. Bizim gibi kentten gelmiş bisküvi çocuklarının onların hayatını birebir yaşayıp onlardan daha sabırlı davrandığımızı çoğu zaman anlamadılar. Biz sadece birkaç gün oradaydık. O birkaç gün bizim için çok da önemli bir zaman dilimi değildi. O insanların hayatını izlerken yeryüzünde sahip olduklarımızı bazen ne kadar aymazca ve insafsızca heba ettiğimi fark ettim. Mevsimler geçti, zaman geçti, coğrafya yine değişti. Biz Anadolu'daki yolculuğumuzda değişen coğrafyalar arasında 2 milyon kilometre yolu geride bıraktık. Anadolu'da baharın ilk gününü müjdeleyen kuzuların arasında dolaşan çoban çocuklarımız, odalarında dolapları olmayan, duvardaki bir çiviyi dolap olarak kullanan geleceğimiz. Onların nasıl bir dünyaya doğduklarını ve nasıl bir dünya ile yüzleşmekte olduklarını düşününce tedirgin oluyorum. Yaşadıkları toprakları anlayıp tanıyabilsinler, gelecekte yanlış kişilere özenmesinler istiyorum. Dünya insanların elinde. Ancak tüm canlıların bu gezegene ihtiyacı var. Gezegenimize tümüyle bağımlıyız. Zira evrimimiz onunla başladı. O var oldukça onun bir parçası olarak kalacak, dünyanın kendine yeterli sistemi izin verirse var olmaya devam edeceğiz. Bu gezegen elimizdeki tek gezegen olmakla kalmıyor, muhtemelen günümüz teknolojisiyle görüp görebileceğimiz de tek yaşayan gezegen. Dünya hakkında her gün öğrendiklerim bir gerçeği çok net görmemi sağlıyor. Kızılderililerin dediği gibi çocuklarımızın geleceği için dünyayı kendi çocuğumuz gibi kollayıp gözetmek zorundayız. Gelecekle ilgili düşüncelerim beni çok önemli kaynaklarımızdan biri olan Anadolu'daki suyun serüvenine sürükledi. Dünya ölçeklerine bakıldığında aslında bir su fakiri olan ülkemizdeki suların düşüncesizce heba edilişine tanık oldum. Deltalarımızın, nehirlerimizin arıtmadan yoksun yok edilişini gördüm. Bizler Anadolu'da bir seyirci olarak gelip geçerken Anadolu kendi serüvenini kendine göre yaşamaya devam ediyor. Dünyadaki su rezervlerinin büyük çoğunluğu tuzlu sulardan ibarettir. Kullanılabilir su kaynaklarının çoğu da yer altındadır. Tatlı su kaynaklarının çok azı nehirlerle yeryüzünde akar.
Ben de yeraltı su kaynaklarına duyduğum ilgiyle mağaraları, suyun yer altında açtığı dehlizleri tanıdım. Bu dehlizlerde sonsuz, soluksuz heyecanlar yaşadım. Anadolu'daki su kaynakları hassas bir ekosistemle varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Yeryüzünde yaşayanlar bu ekoloji ve hassaslığı çoğunlukla fark etmeden ve önemini bilmeden heba ediyor. Karbonatlı kireç taşları geçirgen olmaları sebebiyle günümüzde de eriyerek şekillenmeye devam eder. Bu erimeler Anadolu'da hala keşfedilmemiş binlerce mağara oluşturur. Bizler macera perest değiliz. Coğrafyanın gizemleri karşısında hayranlıklarını gizleyemeden yola çıkan, öğrenmeye meraklı insanlarız. İzlerken sizlerin de hissettiğiniz korkulardan birini Ilısu'da solucan deliği kadar dar bir geçitte ilerlerken hissettim. Yürü kızım. Geliyor musun? Hayatımda ilk kez korktum. Çünkü deliğin ilerisinde kızım gidiyordu. Ben de arkadan takip ediyordum. İlerledikçe delik daraldı ve beni sıkıştırdı. Bir şişenin ağzındaki mantar gibi delikte sıkışıp kalmıştım. Kızım sürünerek! Ben burada ölürsem kızım nasıl geri dönecek? Bunu düşünmenin o anda bende yarattığı heyecanı asla tarif edemem. Dar yerinde adam var cemaat! Kendimi sakinleştirmeye çalışırken kızımın ileriden gelen sevinç çığlıkları yüreğime su serpti. Bazı sıyrık ve yaralarla sıkıştığım delikten çıktım. Harika! O günden sonra aynı korkuları bir daha yaşamamak için dar ve tehlikeli deliklere tekrar girdiğimde önümde asla kimseyi yürütmedim. Yaşadıklarımı daha sonra seyrederken içimde duyduğum heyecan izleyenlerden çok da farklı değil. Seyrettiğim kişinin ben olduğumu çoğu zaman kabul etmekte zorlanırım. O anlar insanın merakı ve öğrenme arzusunun neleri umursamadan nelere göğüs gerebileceğini fark etmesi açısından benim için de çok önemlidir. Yaptığım işe bu kadar konsantre olmasaydım, belki de bu kadar sevemezdim hayatımı.
Siz bunu medyadan hangi ölçülerde aldınız? Bilgi ve deneyimlerimi zaman zaman insanlarla birebir paylaştım. Bana gösterdikleri ilgi yorulan bedenime yeniden güç verdi. Anadolu'nun coğrafyası kadar gizemli tarihi de hep ilgimi üzerine çekti. İnsanoğlunun taşlarda ölümsüzlüğü yakaladığı noktalarda bu taşları oyanların duygularını hissettim. Nerede? Keçileri kaybettin. Keçileri kaçırdın mı yoksa Sezai? İyi Allah'a şükür sen. Hayırdır, aynı ya. Sen hep gençleşiyorsun sürekli ya. İnsan bunca yıl gezip görünce her yerde özlediği dostları oluyor. Şimdi düşünüyorum da yaklaşık 34 bin köyü olan Anadolu'nun neredeyse yarısında bana açık bir kapı var. Hangi insan ömrü içerisinde bu kadar çok eve sahip olabilir ki? Anadolu'nun bana verdiklerine duyduğum minnetle Anadolu'da yaşayan insanlara bir şeyler verebilmek için gece gündüz demeden bu coğrafyadaki heyecan verici bölgelerde seyahatimi sürdürmeye devam ettim. Bu kadar zengin bir coğrafya içinde yaşadığı halde kendi coğrafyasını tanımadan dünyayı tanımaya özenen insanlar için üzüldüm. Bir insan ülkesine, yaşadığı topraklara nasıl bu kadar yabancı olabilir? Oysa bu topraklar üzerinde yaşayanlara hep hürmet edip merhamet gösterdi. Eğer bu hürmeti hissedebilirsek Anadolu'nun bize merhamet edeceğinden hiç kuşkum yok. Nereye gidiyoruz ya? Sultanları yaptım hiç demez. Siz Yüce Dağ başlarında kapısı ve yüreği bize açık dostlarımız. Bize oradaki hayatı eksiksiz gösterip öğrenmemizi sağladılar. Soğuğu üşüyerek, sıcağı terleyerek öğrenen çoban, benim gözümde bu bilgileri kitabi olarak bilen bilginden çok daha bilgedir. O bilgelikleri karşısında çoğu zaman bizim bilgilerimiz aciz ve eksik kaldı. Abla gel abla. Güneş şimdi batıyor ya. Batıya gitti. Bu taraftayken güzel olur sabah. Bugün bizler toprakla bağını kesmemiş, hala kendi topraklarında kendine yetebilen sistemler kuran
ve hayatını idame ettirecek her şeye sahip olan dünyadaki ender topluluklardan biriyiz. Dünyanın geçmişteki halinden anladığımız üzere, yarın da insanlık hayatta kalma mücadelesi verirken, Anadolu'nun üzerinde yaşayanlara her türlü cömertliği göstereceği aşikardır. Başka topraklarda yaşayanların arzuladıkları her şeye bu topraklar sayesinde bizler zaten sahibiz. Dünyadaki en genç kara parçalarından biri olmasına karşılık, volkanlarıyla, iklimiyle üç kıtanın buluşma noktası olması nedeniyle ekolojisi emsalsizdir Anadolu'nun. Kıyaslanamayacak kadar farklı, eşi bulunamayacak kadar değerlidir. Tarih boyunca insanlığa hep ana olmuş, örtmüş, korumuş medeniyetler yaratmıştır. Haritalarımın üzerindeki kırmızı noktalar benim o yıl gidip tanıyacağım bölgeleri temsil eder. Yaşadığımız topraklarda gölgeler gibiyiz. Varlığımızı biz gittikten sonra başka biri ancak kendi gölgesine bakarak yorumlayacak. Baba! Baba! Hayatı yaşarken genelde bilip anlayabildiklerim beni korkutmaz. En büyük korkum sevdiklerimin karşılaştıkları zorluklarda çekecekleri acılardır. Bu acıların çoğu geçip gitmiş olsa da her uyuduğumda rüyalarıma giren, aklımda dönüp duran vesveselerim olur. Kabuslar çabuk unutulur. Hayat kendi ritmiyle sürer. Bu nedenle yaşadığımız coğrafyada tutunmak istiyorsak onu mutlaka çok iyi tanımalıyız. Zamanın Tanığı ekibi bu sezonu kapatırken önümüzdeki sezonda yepyeni serüvenleri sizlere taşımanın heyecanıyla yeniden yollarda. Ondan daha genç olmamı kaldıramıyor o yüzden. Evet. Ne? Ne çık kameraman? Bak, lambaları getirdik. Bir tane daha kastım.